Ne çabuk bitti çok ya. Konu var. Çok konu var. Onun için biraz tempoyu arttıralım. Vardı, değil mi? Şimdi Deniz, sen de heybeni aç. Heybende neler var? Bize Deniz kaç liraymış şimdi asgari ücret? Ne alacağız söyle. Asgari ücret öğrendin mi? Komşuları çağırın. Komşular TV100 açsın. Deniz asgari ücreti açıklıyor. Dur Deniz bir dakika, millet WhatsApp'ta yazıyor TV100 ya açın diye. Bekliyoruz o zaman. Birazcık daha muhabbeti sürdürelim. Tabii asgari ücret meselesi herkes için çok önemli. Biraz da böyle latife ediyoruz artık. Çok da bu tartışma programlarında insanları da asık yüzlü insanlar vermemek, göstermemek gerekiyor. Birazcık da böyle kendi aramızda şakalaşmamız fena olmuyor açıkçası. Tabii asgari ücret büyük beklenti şu anda Türkiye'de. Ona da kızıyorlar şaka yapıyoruz diye. Deniz herhalde çok bir şikayetlerden muhatap oldu. İzahatta bulunmak gerekiyor. Buyur buyur Deniz, seni dinliyoruz. Ya tabii canım, siz orada konuşuyorsunuz, bizi burada muhatap kabul ediyorlar biliyorsunuz yani. Evet. Yani İstanbul bu işin daha keyifli tarafı Fuat abi, biliyorsun yani. Ankara'da sürekli birbirimizin gözüne yüzüne bakıyoruz siyasilerle. Evet, o yüzden burada şimdi muhabir arkadaşlarımızı tabii ki kollayacağız, tabii ki koruyacağız. Onların da az önce Barış'ın söylediklerinin hepsine sözlerine altına imza atarım. Kesinlikle bu işin temel taşı muhabirliktir ve muhabir arkadaşlarımız daha fazla özeni hak ediyorlar. Devam edeyim asgari ücret meselesi. Asgari ücret meselesiyle ilgili tabii beklenti büyük Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı. Kısaca onu hatırlatalım. Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız bakan ve atıfta bulunuyor. Olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrete ilişkin Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız dedi. Şimdi ben bendeki bilgiyi açıklayayım. Herhalde komşular açmıştır yani telefonu. Başta açtı. Herkes seni bekliyor. Mesajlar gelmeye başladı. Komşular asgari ücrete geldiler. Evet. Peki. Dinliyoruz. Merak şimdi var. Şöyle, beklenti düzeyi tabii çok yükseldi. 9 bin liranın altında bir rakam düşünülmüyor bendeki bilgi. İyi. 9 bin sayısı. Ya biraz daha üstü var ama patronlar dil alsın, hapı alsın. Evet, ben birden söyleme bir dakika. En az 9 bin lira mı yazsınlar? Evet, tekrar edeyim mi? Öyle, evet. Asgari ücret en az 9 bin lira olacak. Bu kaç para? En az mı? Oransal yani, 65 oluyor. Sen öyle dedin ya, Deniz biznesine güvenerek söylüyorsun. Bir hesaplayın ya arkadaşlar. Fuat abi, aslında bir hesaplar şöyle mısın? Söyleyeyim. Bendeki bilgi 9500. Öyle mi? 9500 bendeki bilgi. Evet. Ama 9000-9500 arası dendi. O yüzden önümdeki masa sallandı. Bak masa dayanmıyor. Brüt mü net mi? Bu verdiğin rakam brüt mü net mi? Net. Net net. Ya Şaban Sevinç ne brütü Allah aşkına, net işte yani. peki. Hayır, Şaban da personel çalıştırıyor ya. Deniz. Bari brütle de kurtarayım diye. Brüt deyip de diyor. Patronundan bakıyor. Kadarmış, Şaban, Şaban kurtaramazsın. 9000 papeli emekçi kardeşimize tatlı tatlı ayın birinde. Herhalde yani öyle çıkar. Yani öyle brüte brüte çamura yatma Şaban. Bunun, bunun bir brütü var. İlginç bir brütü başlık verdi. Brütü var. 12-13 bin çıkar tabii. Bu. 9000 TL'nin altında olmayacak. Belki 9000, belki 9500 lira olacak konuşuluyor dedi Deniz Bilgin. Şimdi bendeki bilgi o. Taksim Meydanı'na yani, özel aldığı. Orada çok deneyimli evet, Ankara temsilcisi. Ankara'dan Deniz Gürel diyor demeç ki. Demeç değil, bilgi Gürkan Acır. Peki. Ben bilgi diyeyim. Kulis diyelim. Tamam, anlayan anladı. Kulis bilgisi kulis diyelim. Yo çok pardon, sen demeç dedin zannettim ben, pardon. Tamam. %64 zam gelmiş. Kim oluyor senin 9 bin lira. Demek ki tahmin edilen enflasyon çok değerli Ankara temsilcisi meslektaşım Hacı Yakışıklı'da da vardır kulis bilgi muhakkak bu konuyla ilgili Hacı, ama bendeki bilgi bu yönde. Şöyle söyleyeyim. Deniz tekrarladı Sayın Cumhurbaşkanı'na, TV100 Haber Koordinatörü, soyadını doğru söyleyeyim. Mustafa Aşçıoğlu sormuştu. Soru şuydu: asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz deyince Sayın Cumhurbaşkanı, Deniz'in söylediğini tekrar etmeyeyim, en sonunda şunu söyledi: biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin dedi. Ben şunu anladım buradan, bu konuda erken olduğunu, yani daha Ekim, Kasım, Aralık var. Bu arada oluşacak enflasyon var. Bu arada asgari ücret bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun da zikrettiği rakam 380 dolardı. Çünkü bugüne kadar yükseldiği nokta ortalaması 380 dolar olmuştu.
380 dolar üzerinden hesapladığınız zaman da döviz üzerinden hesaplıyorum. Asgari ücretin şu anda 6900 seviyelerinde eğer 380 dolar olursa. Yani bugüne kadar çıktığı en yüksek, evet, nokta 6900. Çünkü asgari ücret biliyorsunuz devletin verdiği ücret değil. Asgari ücret işverenin ödediği ücret. Ödemek zorunda olduğu en az ücret. En az ücret. Yani sonuç itibariyle işveren, yani fabrikada çalıştıran kişi asgari ücreti minimize ederek üstüne bazen prim koyuyor. Yani asgari ücrete daha fazla verebiliyor ama asgari ücretin şu anda ne kadar rakam olacağını, Deniz'in verdiği bilgi doğrudur. Yani aldığı duyum doğrudur ama asgari ücreti konuşmak için çok erken. 2,5 ay önce konuşmak ama çok erken. Ama işareti var. Bunun yanında işaret var. Asgari ücret gördüğümüz kadarıyla ben de tahminimi söylüyorum. 6500 şu anda olsa en yüksek seviyesi 6900 olabilir diye düşünüyorum şu an için. Çünkü ben daha yüksek bekliyorum. Neden biliyor musun? Hayır, bir dakika ama burada bir yanlışlık var. Çok yüksek bir dakika bir hacim burada bir yanlışlık var. Çünkü işveren ödüyor bu ücreti. Bir dakika. Bu sefer istihdam noktasında sıkıntı olabilir. Bir dakika bir hata var burada şöyle. Olmasın demiyorum. Bana karşı asgari ücret 20 bin lira olsun. İzin verir misin? Bir hata var burada. 380 dolara niye sabitliyorsun? En yüksek şu ana kadar o oldu Türkiye'de. Ha, hayır, daha önceden 380 dolardan daha fazlaydı. Asgari ücretin 600 dolar olduğunu ben biliyorum. Yok, 600 dolara oldu. Gelmedi. Oldu tabii canım, olmaz mı? Oldu tabii. 20 yıl önce 170 dolar civarındaydı. Ama o zaman da dolar bölümünü bırakalım bir tarafa. He. Peki Deniz. Hayır ama şöyle, Deniz'e ben şundan katılıyorum. Şöyle emareler var. Şimdi avukatlar biliyorsunuz. Avukatlar için bir ücret skalası konuluyor. Tabii. O 5000 liraydı. Ücret tarifesi. Ücret tarifesi 9200 lira yaptı Adalet Bakanlığı onu. Trafik cezalarında artış var. Yurt dışına çıkış harcında onlarda da %60-65 civarında. %100'e yakın artış var. Şimdi bunlar üst üste koyduğunda devlet de asgari ücretli eleman çalıştırıyor sonuçta. Bir şey söylemek belli istiyorum. Belli ki o oranda bir zam yapılacak şimdi, devlet para ya topluyor. Şimdi tabii aslında, alın gücüyle de ve yıl sonu enflasyon oranıyla da evet, doğru demin onu söylemiştim. %66 tahmine denk düşüyor. Evet. Peki. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi eğer bir yıl sonunda bir şey enflasyon düşerse tabii ki. Şimdi asgari ücreti artırmak tamam, eyvallah. Güzel. Çözüm değil. Ama şimdi şunu düşünüyorum. Şimdi geçen defa arttırıldı ve maliyetler o kadar, yani fiyatlar o kadar arttı ki, kira çok arttı, diğer ürünlerin fiyatları çok arttı ve birdenbire 5500 lira olan asgari ücret tekrar eski seviyesine geldi. Şimdi burada önemli olan maliyetleri düşürmek olmalı bence. Yani şimdi maliyetleri düşüremediğiniz zaman problem çözülmüş olmuyor. Doğru. Ve devam ediyor, sürekli devam ediyor. Bu bir fasit daireye dönüşebiliyor. Doğru. Yani hem asgari ücret arttırılsın ama maliyetleri düşürebilmek konusunda da radikal adımlar atılabilmeli ki vatandaşın eline geçen asgari ücret artışı bir şey ifade edebilsin. Bunun kolayı var aslında ama hükümet onu yapmıyor. Faiz artırmak değil. Faizi en azından indirmezsin. Faizi indirdiğin sürece. İndirmezsin, tamam. Bak,